olabilecek en sağlıklı yaşam koşullarının sağlanması için kusursuz bir organizasyon sürdürüldü. 10 bine yakın personelimiz sadece depremzedelere yönelik faaliyetlerde görev aldı. Çadır sayımız bugün itibariyle 819, bu sayı günden güne azalıyor. Yıkılan evlerin yakınlarında kurulan dağınık haldeki çadırları da artık tek bir noktaya taşıyoruz. Bir teşekkürü de bir an bile durmadan halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılamak için halen sahada canla başla çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ESOT, İSSU ve diğer bağlı kuruluşlarımızın personeline yapmak istiyorum. Yine başta Sayın Valimiz olmak üzere AFAD'ın Başkanı Sayın Mehmet Güllüoğlu'na, İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı'ya ve bütün bu koordinasyonun başında bulunan Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ve her zor günde ayakta kalmamızı sağlayan o eşsiz dayanışma bilincimiz, sadece İzmirliler değil, Türkiye'nin 81 ilinden destekler yağmur gibi yağdı. Kamyonlar, tırlar dolusu yardım malzemesi Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'na, Kültür Park Fuar Hollerine, Fuar İzmir'e depolandı. Personelimiz ve gönüllüler büyük bir özveriyle bu malzemeleri tasnif ederek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çaba gösterdi. Bu inanılmaz çabalar devam ediyor. İhtiyaçların karşılanması için ellerindeki tüm imkanları sunmakta bir an bile tereddüt etmeyen İzmir'deki ilçe belediyeleriyle ülkemizin dört bir yanındaki belediyelerin başkan ve personellerine, ilgili kamu kurumlarına, sivil toplum örgütlerine, iş dünyasından ve sanat dünyasından yardım organizasyonlarına öncülük eden isimlere, gönlü zengin İzmirlilere, diğer kentlerden kendi çabalarıyla yardım ulaştırmaya çalışan değerli vatandaşlarımıza, kısacası tüm Türkiye'ye İzmir adına teşekkür ediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak evi yıkılmış veya hasar görmüş hiç kimseyi çadırda bırakmayacağız. İsteyen herkese başını sokacağı bir çatı bulacağız. Bunu da yardımsever halkımızın bağışlarıyla yapacağız. Bir kira bir yuva kampanyamızla evini kaybeden İzmirlilere iki seçenek sunuyoruz. İsteyen depremzedeye 5 aylık kira miktarını karşılayacak bir destek sağlıyoruz. Ya da boş evini açan yüce gönüllü bir hemşehrimizin evinde geçici barınma olanağı sağlıyoruz. Bu kampanyamızda da rakamlar öyle hızlı büyüyor ki ikinci bir aşamayı daha geçecek cesareti kendimizde bulduk. Sadece evi yıkılmış ya da ağır hasar görenleri değil, orta hasarlı binalarda oturan ancak bugün oturamayacak durumda olanları da kampanyamıza dahil ediyoruz. Bu kapsamda bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getireceğimiz bütçe aktarmasıyla beraber bugüne kadar bir kira bir yuva için 30 milyonun üzerinde destek sağlanmıştı. Bir 30 milyonu da biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle orta hasarlı yapılarda yaşayan vatandaşlarımız için aktarmayı arzu ediyoruz. Bunu sizlerin onayı için gündemimize getireceğiz. Böylece rakamı şu an itibariyle 60 milyonun üzerine çıkartmış olacağız hep birlikte. Uzundere'deki 224 konutumuz ve Hilton Oteli'nin odaları yine depremzedelerimiz için hazır. Yine Çevre Şehircilik Bakanlığımız konteyner kent oluşturulması için bir süredir hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki 2 hafta içinde 1000 konteynerlik bir yaşam alanı da yine depremzedelerimizin hizmetine sunulmuş olacak. Halkın bakkalı kampanyasında ise rakamlar inanılmaz boyutlara ulaştı. Bugün öğlene kadar yapılan alımların miktarıyla 20 milyonu yakalamış durumdayız. Böyle zor günlerde ne yükselen çatlak seslere cevap yetiştirecek zamanımız ne de acılar üzerinden siyasi prim yapmaya çalışanlara gösterilecek hoşgörümüz var. Kış yaklaşıyor. Bizim derdimiz dertlere derman olmak. Her bir depremzede aileyi bir eve yerleştirmek, yağmur bastırmadan, kış bastırmadan çadırlardan kurtarmak. Çocuklarımızın kış kıyamette çadır köşelerinde kalmasını önlemek. Bu süre zarfında onlara sıcak yemek, bir tas sıcak çorba sunmaya devam etmek. Ama aynı zamanda deprem gerçeğini de bir daha asla unutmadan bilimin öncülüğünde
gerekenleri yapmak üzere harekete geçiyoruz. Önce bir deprem çalıştayıyla ülkenin bu alanda söz sahibi tüm uzmanlarını bir araya getirmeye gayret edeceğiz. İzmir'deki yapı stoğunu tespit etmek üzere özellikle 1999'dan önce yapılmış tüm binaları denetleyeceğiz. Gereken yasal düzenlemelerin yapılmasının da takipçisi olacağız. Değerli arkadaşlar, bu duygu ve düşüncelerle tüm İzmir'e, hepimize geçmiş olsun diliyorum. Kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet ve geride kalanlara da başsağlığı diliyorum. Gündeme geçmeden önce grup başkan vekili arkadaşlarıma da söz vereceğim. Buyurun Nilay Hanım. Sesim geliyor herhalde. Tamam. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına bütün yurdu sonsuz üzüntüye boğan deprem felaketinde yitirdiğimiz insanlarımız, can dostlarımız için duyduğumuz acının ne denli tarihsiz olduğunu öncelikle ifade etmek isterim. Her birine Allah rahmet eylesin. Yine depremden yaralı olarak kurtulan tüm hemşehrilerimize de acil şifalar diliyoruz. Her zaman için tüm imkanlarımızla yanlarında olmak boynumuzun borcudur. Tarih gösterir ki halkımızın böyle olağanüstü hallerde olağanüstü bir dayanışması vardır. Bu bazen bir tas sıcak çorbayı, bazen sırtındaki ceketi ve her zamanda gözyaşlarımızı paylaşmak şeklinde tezahür eder. Yurdumuzun her köşesinden yardım için uğraşan insanlarımızın çabalarına tanık olduk. Onlarla gurur duyduk, her birine minnettarız. Tüm acı sonuçlarıyla yaşadığımız bu İzmir depreminde hangi partiden olursa olsun tasada bir olmanın güzel bir örneğini veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere bu meclis çatısı altında görev yapan tüm meclis üyelerimize, ilçe belediye başkanlarımıza, ilçe belediye meclis üyelerimize, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokrat ve çalışanlarına, ESOT ve İSTÜ'ya, merkezi idare temsilcilerine, siyasi partiler temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarına, en çok da canlarını ortaya koyarak arama kurtarma ekiplerine, sağlık çalışanlarına, emniyet mensuplarına, jandarmaya, muhtarlarımıza ve tüm gönüllülere şükranlarımızı sunuyor. Böyle bir acıyı bir kez daha yaşamamayı diliyoruz. Bütçemizi görüşeceğimiz Kasım meclisimiz yaklaşık 3 hafta sürecek. Ve elbette bizler depremi her boyutlarıyla meclisimizde konuşacağız. Bugün bu ilk meclis birleşiminde bizler hem yurttaşlarımızın yaralarını sarmaya çalıştığımız şu günlerde kaybettiğimiz 115 yurttaşımıza ve yakınlarına saygımızı ve duygularımızı ifade etmek istedik. Önümüzdeki meclis birleşimlerinde bütçemizle birlikte tekrar konuyu değerlendireceğiz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız bizimle. Teşekkür ediyorum katıldığı için. Özgür Bey buyurun efendim. Mikrofon. Evet. Sayın Başkan, çok kıymetli meclis heyeti, kıymetli çalışanlarımız, kıymetli bürokratlarımız, hepinizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Evet, bugün belki de benim hayatımdaki en zor konuşmalardan biri olacak. Bugüne kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım en zor konuşmalardan birini yaptığımı düşünüyorum. Hep konuştuğumuz, bildiğimiz deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Hep söylüyorduk, İzmir bir deprem gerçeğiyle bir gün yüzleşecek, bir gün karşılaşacak diyorduk. Ama kişisel olarak bu kadar büyük bir acıyı yaşayabileceğimizi belki de hiç düşünmemiştik. Güzel İzmir'imiz, güzel Bayraklı'mız hiçbirimizin istemediği büyük bir acıyla karşı karşıya kaldı. Bayraklı'nın meclis üyesi olarak, iş yeri ve evi Bayraklı'da olan bir meclis üyesi ve bir İzmirli olarak gerçekten yaşanabilecek en büyük acılardan birini yaşadık.
Az önce Nilay Hanım'ın da bahsettiği gibi, evet konuşacağız. Geçmişte de konuştuk. Önümüzdeki süreçte de konuşacağız. Ama biz AK Parti grubu olarak, AK Parti'nin temsilcileri olarak İzmir'in önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda bu yaşanan acının benzeri bir acıyı yaşamaması için elimizi değil, tüm gövdemizi taşın altına koymakla yükümlüyüz. Bu anlamda da elimizden gelenin en iyisini yapacağız. 115 canımızı kaybettik. İşlerinde birebir tanıdığımız meslektaşlarımız, birlikte siyaset yaptığımız, birlikte oturup sohbet ettiğimiz arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de oldu. Abilerimiz, ablalarımız da oldu. Bugün buraya gelirken ne konuşacağımı gerçekten çok düşündüm. Ama en son şuna karar verdim. Yüreğimden, kalbimden geçenleri burada söylemek istiyorum. Bu 115 kardeşimizi, hemşerimizi geri getirebilecek hiçbir şey yok. Bugün Bayraklı sınırları içerisinde ya da başka bir ilçe içerisinde kayıplarını geri getirme imkanımız var mı? En azından manevi anlamda. Yok. Ben bugün burada özellikle deprem sonrasında, deprem sonrasında gerek enkaz kaldırma işlemlerinde, gerek yardım faaliyetlerinde hiçbir kurumu yarıştırmayacağım. Hiçbir kurumu yarıştırmayacağım. O gün, depremin yaşandığı gün birçok meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, İyi Partili meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte ve AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte komisyon toplantısındaydık. İzmir Büyükşehir binasının içindeydik. Eğer o gün o bina yıkılmış olsaydı, eleştiri adına söylemiyorum, yıkılmış olsaydı hiçbir siyasi ayrım olmayacaktı. Hepimiz o enkazın altında olacaktık. Ve çıktık, enkaz alanlarına gittiğimizde devletin bütün kurumları, ilgili kurumları oradaydı. Büyükşehir Belediye'mizin itfaiyesi oradaydı. Sağlık Bakanlığımızın ambulansları oradaydı. AFAD yetkilileri oradaydı. Kızılay oradaydı. Yani devlet oradaydı. O yüzden hiçbir kurumu ayırmıyorum. Hiçbir kurumu da yarıştırmıyorum. Yarıştırmayacağım. Ama bizlere gerçekten ama gerçekten çok ciddi görevler düşüyor. Biz burada siyaset de yaptık. Sizler eleştirdiniz, bizler eleştirdik. Bazen sesimiz yükseldi, bazen tartıştık, bazen kavga ettik, bazen salonu terk ettik. Az önceki sahnede yaşananlarda normalde bizim salonu terk etmemiz gerekirdi. Ama biz İzmirlilerin acıları üzerinde, İzmir'in acısı üzerinden siyaseten prim yapan hiç kimseye prim vermeyeceğiz. Hiç kimseye prim vermeyeceğiz. Bir işçi ve memur çocuğu olarak işçi haklarının ve memur haklarının, yani emekçi haklarının acılar üzerinden elde edilemeyeceğini bugün buraya gelen o kişiler de öğrenecek Sayın Başkan. Öğrenmek zorundalar. Burada da en önemli görev Sayın Başkanım sizlere düşüyor. Büyük bir acı yaşadık ve bu acıyı arama kurtarma esnasında diğer çadır kentlerde, diğer alanlarda hep beraber yaşadık.
Ben oralarda gezerken diğer meclis üyesi arkadaşlarımla karşılaştım. Ve onlar da bu işin bir köşesinden tutmaya çalıştılar. İşbirliği yapmaya çalıştık. Onlar bize telefon açtılar, biz onlara telefon açtık. Bir işi nasıl çözebiliriz diye. O yüzden kıymetli arkadaşlar, çok kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, değerli başkanım. Bu acıların İzmir'de yeniden yaşanmaması adına gerçekten ciddi bir mücadele vermek zorundayız. Aksi takdirde gerçekten ama gerçekten biz yöneticiler olarak, yerel yöneticiler olarak hiç iyi anılmayacağız. Muhtemelen bütçe görüşmelerinde bunlarla ilgili tartışmalarımızı yapacağız. Eksikliklerimizi önümüze koyacağız. Ve bu eksiklerin giderilmesi noktasında da bir istişare yapacağız. Geçmişten örnek vereceğiz, başka yerlerden örnekler vereceğiz. Ama artık İzmir böyle bir acının yaşamaması gerektiğini düşünüyorum. Az önce yaşanan olaya dönmek gerekirse bir hususla ilgili bilgi vermek istiyorum. Biz az önce meclis üyesi arkadaşlarımızla salona girerken yanlış yerden girdik ve güvenlik görevlisi arkadaşlarımız bizleri uyardı. Muhtemelen de bizi tanımıyorlardı. Nereye gidiyorsunuz diye, biz de meclis toplantısına gidiyoruz dedik. Bu kadar titiz davranıldığını düşünürken bir meclis salonuna, ki bu meclis salonunun içerisinde bulunan tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın can güvenliği söz konusu iken, bu kişilerin buraya girip böyle bir protesto yapmalarını gerçekten aklım almıyor. Ve bu anlamda da hem bu buraya gelip bu protestoyu yapmaya çalışan yapanların hakkında yasal işlemler başlatılacağını biliyoruz, düşünüyoruz en azından ve takipçisi olacağız. Bu konuda zaafı olan kişilerle ilgili de herhalde yasal işlem başlatılacağını düşünüyoruz ve takipçisi olacağız diye söylemek istiyorum. Bu vesileyle deprem sonrasında gerek enkaz çalışmalarında, gerek sonrasındaki çalışmalarda ciddi bir faaliyet içerisine giren, başta AFAD olmak üzere, Kızılay ve diğer bütün kurumlara, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, ama bu gibi çalışanlar değil, bir kez daha altını çizerek söylüyorum, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde o gün enkazın başında bir tane canlı çıkarmak için mücadele eden çalışanlara, itfaiye personellerine sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Depremin hemen sonrasında şehrimize gelip acılarımızı paylaşan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Bakanımıza, İzmir Milletvekillerine, siyasi partilerin genel başkanlarına ve o gün orada karınca kararınca mücadele veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Ve yine kaybettiğimiz 115 hemşerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Şu anda tedavileri devam eden, yaralı olarak enkazdan çıkarılan İzmirli hemşerilerimize de şifalar diliyorum ve saygılar sunuyorum. Evet, ben de teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, içeride girip bu protesto eylemini yapan arkadaşlar, bilmiyorum fark ettiniz mi ama girişte önce bir arbede yaşandı. Orada arkadaşlar içeri almak istemediler. Ben buradan gözledim. Fakat böyle bir şey hiçbirimizin aklına gelmeyecek bir şey. Yani belki o nedenle bir güvenlik zafiyeti var gibi gözüküyor ama bugün acılarımız bu kadar tazeyken başka bir maksatla buraya gelip bir gösteri yapılması ihtimali aklımıza gelmedi. Yoksa bizim burada güvenlikteki arkadaşlarımız ne yapacağını bilir ve engellerdik. Ama hakikaten hazırlıklı olmadığımız ve aklımızın ucuna gelmeyecek bir şey yaşandı. Ama gereğini yapacağımızı söylüyor. Gereğini yapacağız. Selahattin Başkanım,
İsterseniz önce Kemal Başkanım söz alsın. Buyurun Başkanım. Mikrofon uzlaştırır mısınız? Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyesi arkadaşlarım, belediyemizin değerli birim amirleri, basınımızın saygın temsilcileri, hepinizi İyi Parti grubu adına saygıyla selamlıyorum. Önce bu depremde hayatını kaybeden hemşerilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Kurtarma ekiplerine, her kademedeki kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Belediyemizin her kademesinde görev alan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere ilçe belediye başkanlarımız ekipleriyle birlikte, devletimizin diğer kurumlarıyla birlikte bu depremde olumlu sonuçlar doğurmuşlardır. Gereken fedakarlıkları yapmışlardır. Tedbirler alınmakta, alınmaya da devam etmektedir. Bu da sevindirici yönü işin. Ülkemizde başkanım bir takım tespitler yapmak istiyorum. Hem bilgilenme anlamında uygun görürseniz. Ülkemizde 1947 yılından bugüne kadar 8 defa deprem yönetmenliği çıkarılmıştır. 1995 yılında Japonya'nın Kobe kentinde 6.9 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Yollar çöktü, binlerce bina zarar gördü, 6.400 kişi hayatını kaybetti, 400 bini aşkın kişi yaralandı, yaklaşık 200 milyar dolarlık hasar oldu. Peki Japonlar bu deprem sonrasında ne yaptılar? Depreme dayanıklı bina yapımı için tüm sistemlerini ve denetleme sistemlerini tamamen yeniden oluşturdular. Güvenli yapılar yapmaya başladılar. Bugün Kobe halkı güven içerisinde binalarında oturmakta. Ülkemizde 99 Marmara depreminden ve 2011 yılı Van depreminden sonra olumlu adımlar atıldı. Yapı denetimi binalarda oluşmaya başladı. Bunun sonucu da güvenli yapılar meydana geldi. Şu an ülkemiz için en büyük can alıcı konu 2000 yılı öncesi bina stoklarımız. Özellikle belirtelim, 1975 depremi yönetmenliğine göre hesaplanan ve denetim görmeyen binalar tamamen yıkılacak gibi bir düşünceye asla kapılmayalım. 1999 Gölcük depreminde binaların %60'ı dimdik ayakta kaldı ve hala durmaktadır. Mimar ve inşaat mühendisi elinden çıkmış proje, kaliteli malzeme kullanımı, demircisinden betoncusuna kalifiye eleman çalışması ve işini doğru yapan yükleniciler olması durumunda korku daha az olacaktır. Yapı denetimi ülkemizde Nisan 2000'de 595 sayılı kanun hükmünde kararname olarak çıkmıştır. Ağustos 2001 tarihinde 4708 sayılı yapı denetimi yasası yürürlüğe girmiştir. İzmir depreminde yapı denetimli hiçbir bina yıkılmadı. Ağır hasar almadı. Hafif duvar çatlakları dışında genellikle hasarsız kabul edildi. 2000 yılı öncesi beton dökümü daha çok elle ve beton karma makinalarıyla yapılmaktaydı. 2000 yılından sonra İzmir Valiliği bir duyuru yayınlayıp hazır beton dökümünü zorunlu hale getirdi. Sonuç olarak kentin geleceğine yön verecek olan planlama çalışmalarına
yasa ve yönetmelikler çerçevesinde daha çok önem verilmesi, kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme çalışmalarına gereken önemin verilmesi temel hedefimiz olmalıdır. Sorun sistem sorunudur. Kişilerin sorumlulukları da elbette vardır. Ancak sistem arkasına gerekli ve yeterli desteği vermiyorsa sistemi sorgulamalı. 30 ilçe belediyemizde bulunan yapıların ruhsatlandırıldığı tarihler de dikkate alınarak incelemeler yapılmalı ve yapıların durumu çıkartılmalı. Büyükşehir ilçe belediyeleri ilgili bakanlıklarla koordineli yapıcı yol gösterici bir şekilde çalışmalar yapmalıdır. Yasal boşluklar ortadan kaldırılmalıdır. Değerli başkanım, değerli meclis üyeleri, deprem master planı hep dile getiriyoruz. Deprem master planları tespitleri ortaya çıkarır. Bir teknik kişi olarak bunu bilgilerinize arz ediyorum. Bu tespitler doğrultusunda, bilinenler doğrultusunda asıl olan doğru projelendirme, doğru yapıyı yapmaktır. Dolayısıyla ben tekrar hayatını kaybeden İzmirli hemşerilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm İzmir'imize geçmiş olsun diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Emeği geçenlerine, geçen her kademedeki insanlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Selahattin Bey, buyurun. Sayın Başkanım, meclis üyelerimiz, bürokratlarımız, basınımızın temsilcileri, saygıdeğer İzmirliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, İzmir'imiz, ülkemizin üçüncü büyük kenti olan İzmir'imiz büyük bir felaket yaşadı. Allah korusun, bu felaket daha fazla olabilirdi. Gerçekten bunu tarif etmek mümkün değil. Ciğerlerimiz yandı. Yani 115 insanımız gitti. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizlere inşallah İzmir'imize ve ülkemize Allah böyle bir afet bir daha ya da başka bir afet inşallah yaşatmasın diyorum. Tabii burada hala gayretleri süren insanlarımız var, teşkilatlarımız var. Bir afet teşkilatı, kurtarma teşkilatı benzeri ülkemizin birçok kentinden geldi. Burada bu enkaz kaldırma, kurtarma çalışmalarında bulundu. Onlara yine emniyet güçlerimiz, jandarma, sağlık çalışanlarımız, aynı zamanda bütün meclis üyelerimiz, belediye başkanlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, İzmir milletvekillerimiz, bütün partilerimizin, evet, Cumhurbaşkanımız, yine siyasi partilerimizin liderleri gelmeyenler oldu. Evet, milletvekillerimiz yine. Hepsi geldi bizlerle, acılarımızı paylaştı. Hepsine teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu acının, bu mağduriyetin tarifi mümkün değil. Tabii ki bu yardıma muhtaç insanlarımızı hep birlikte mağduriyet yaşatmadan yardımcı olup bağrımıza basmamız lazım. Bu anlamda da Büyükşehir Belediye'miz, belediyelerimiz, bilhassa Şehircilik Bakanımız ekibiyle birlikte hep burada gerekli çözümleri üretiyorlar. Bu anlamda bu çalışmalar çok önemli. Onun için tekrar tekrar hepimize geçmiş olsun. Büyük bir afet, daha fazla hasar, daha fazla zarar olabilirdi. Onun için hepimize geçmiş olsun diyorum. Tekrar tekrar Allah rahmet eylesin ahirete intikal eden kardeşlerimize. Tabii bu sendikacı arkadaşlarımız, çalışanlar da haklı olabilir ama böyle bir zamanda hani zamanlamaları yanlış. Acımız büyük. Birbirimize tahammül etmemiz lazım. Yani evet, tamam ama hani meclis üyeleri olarak da sağduyulu olmamız gerekiyor. Bu çok önemli.
Teşekkür ediyorum efendim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saygılar. Evet değerli arkadaşlar, ben de grup başkan vekillerimize teşekkür ediyorum. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi grup başkan vekilimiz 12 gündür COVID ama iyiye gidiyor. Evet, o da 2 gün sonra aramıza katılacak. Ona da çok geçmiş olsun diliyorum. Ben biliyorum ki tüm meclis üyesi arkadaşlarım aynı hassasiyetleri taşıyor. Aynı hassasiyetleri paylaşıyor. O nedenle söz almamış olsanız da hepinizin, özellikle ilçe belediye başkanlarımız burada canla başla destek oldular. Hepinizin aynı hassasiyetleri taşıdığınızı bildiğim için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreç içinde verdiğiniz destekler için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi başlığına geçiyorum. Biz buyurun. Biz görmedik efendim, maddi hata görmedik. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey, geçen meclis tutanağının olduğu gibi kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Meclis üyelerince verilecek önergelerin görüşülmesi. Önce şeyi söyleyeyim, birkaç arkadaşımdan, Fikret Bey sizden de gelmiş, başka arkadaşlarımdan da geldi. Onlarla ilgili Çevre Bakanlığımızla, Çevre Şehircilik Bakanlığımızla bir çalışma yapıyoruz. O çalışmaya sizi de davet edeceğiz. Orada daha detaylı ve daha İzmir'in altından kalkabileceğimiz şeyi birlikte oluşturacağız. O nedenle şimdi okutmuyorum. Sadece bilin ki bu konuda bir ortak hassasiyet var. Bunu birlikte bakanlığımızla beraber oturtacağız, masaya koyacağız. O nedenle onu okutmuyorum. Onun dışındakileri... Buyurun. 30 Ekim 2020 Cuma günü saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ilimizde meydana gelen hasar ve yıkımlardan dolayı birçok vatandaşımız maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkilenmiştir. Depremin olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla belediyemiz 2021 mali yılı bütçe tasarısı gider bütçesinde Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın ödeneklerinin toplamda 200 milyon TL azaltılarak Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlıklarına eklenmesi hususunun görüşülmesi. Önergenin gündeme alınması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu'na havale ediyoruz. Buyurun. Kabul ediyorsunuz. Peki, teşekkür ediyorum. Evet. 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi Seferihisar açıklarına meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında belediyemiz ana hizmet binasında yapılan teknik incelemeler neticesinde önlem amaçlı tahliye edilme süreci başlamış olup meclis ihtisas komisyonlarının kendisine havale edilen işleri sonuçlandıramaması nedeniyle önerge iki listede yer alan başkanlık önergeleriyle komisyon raporlarının görüş bildiremeyen ihtisas komisyonlarına havale edilmesi hususunun tensiplerinizi arz ederim. Evet, önerge üzerine söz vereceğim. Kabulü yönünde oy kullanıyoruz. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. Önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Başkan? Yok. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi maddesine geçiyorum. Buyurun. Sayın Başkanım, madde başlıklarıyla oylanmasını öneriyoruz. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. Gündemler dağıtılmış olduğu için tüm meclis üyelerimizin de gündeme hakim olduğunu bildiğimiz için madde başlıkları okunarak oylanması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Bir ve ikinci maddelerin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. Bir ve iki nolu önergelerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Üç. Bütçe ve Hukuk Komisyonu uygundur. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. 3 ve 3 nolu önergenin bütçe ve hukuk komisyonu. Sayın Başkan, bir de kent konseyi vardı ama. Efendim? Kent konseyi. 3 mü? Evet, 3 ile ilgili. Sadece 3 mü? Sadece 3 Sayın Başkan. Tamam. 3 nolu önergenin uygundur. 3 nolu önergenin plan bütçe hukuk ve kent konseyi komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 4. Hukuk ve bütçe komisyonu. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey, 4 nolu önergenin hukuk ve bütçe komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 5. Bütçe ve Tüketici Koruma Komisyonu. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey, 5 nolu önergenin bütçe ve tüketici koruma komisyonlarına havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Buyurun.
Sayın Başkanım, 6 ve 42 dahil tüm maddelerin bütçe komisyonuna gönderilmesini öneriyoruz. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey, 6 ve 42 dahil tüm önergelerin plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 43. İmar ve Tarım Komisyonu. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. 43 nolu önergenin İmar ve Tarım Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 44. İmar ve Eğitim Komisyonu. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. 44 nolu önergenin İmar ve Eğitim Komisyonları'nın havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Komisyonlardan gelen raporların görüşülmesi. Buyurun. Bir. Buyurun. Duyamadım. Plan bütçeye gönderdik. Önce gündeme aldık, havale etmedik. Gündeme alınmasını da oyladık. Bütçeyi de oyladık. Plan bütçeye de havale ettik. Onu da oyladık. Evet. İsterseniz bir kere daha oynayalım. Plan bütçe komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Komisyonlardan gelen raporlar, buyurun. Bir, iki ve üçüncü maddeler komisyondan geldiği şekliyle oylansın. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. 1, 2, 3 nolu komisyon raporlarının komisyondan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 4. 4. maddenin plan ve bütçe komisyonunda da görüşülmesi oy birliğiyle uygun karar verildi. Evet. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. 4 nolu komisyon raporunun plan bütçe komisyonuna da gönderilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 5. Sayın Başkanım, 5 dahil, 24 dahil tüm maddelerin komisyonlardan geldiği şekliyle oylanmasını öneriyoruz. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey, 5 nolu komisyon raporundan başlamak üzere 24 nolu komisyon raporu dahil komisyonlardan geldiği şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Gündem dışı konuşma taleplerinde var mı sözümüz? Efendim yok. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey, değerli arkadaşlar, hepinize tekrar hassasiyetiniz için, desteğiniz için teşekkür ediyorum. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretlerinin görüşülmesi, mazeretlerin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Tüm İzmir'imize geçmiş olsun diyor. Ölenlerimize tekrar başsağlığı diliyorum. Geride kalanlara başsağlığı diliyorum. İkinci bileşimin Çarşamba, 11 Kasım Çarşamba saat 18 yine burada yapmak üzere toplantımızı sona erdiriyorum. Teşekkür ediyorum. İSSU, evet İSSU Genel Kurulumuz var değerli arkadaşlar. Hemen geçelim isterseniz hiç dağılmadan. Arkadaşlar kimse, başkanım çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için sağ olun. Hemen İSSU Genel Kurulu'nun 2020 yılı Kasım ayı toplantısı birinci bileşimini açıyorum. Geçen toplantı sonunda maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi. Buyurun. Yok efendim. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey, geçen meclis tutanağın, geçen genel kurul toplantı tutanaklarının aynen kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Genel kurul üyelerince verecek önergelerin görüşülmesi. Var mı önergemiz? Yok efendim. Olmadığına göre başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesi başlığına geçiyorum. Buyurun. Birinci maddenin doğrudan oylanmasını öneriyoruz. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. Bir nolu önergenin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İki. İki ve üç bütçe ve hukuk komisyonlarına gönderilmeli. Bütçe ve hukuk. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. İki ve üç nolu önergelerin plan bütçe ve hukuk komisyonlarının havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. 4. 4, 5 ve 6. maddeler bütçe komisyonu. Kemal Bey, Selahattin Bey, Hakan Bey. 4, 5 ve 6 nolu önergelerin plan bütçe ve hukuk mu dediniz? Sadece plan bütçe komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Dilek temennide bulmak isteyen arkadaşım olmadığına göre. Sayın Başkan, sadece grup olarak buyurun.
bütçe görüşü, İSTO'nun bütçe görüşmenin bağımsız bir günde yapılmasını talep ediyoruz. Bütçeler üst üste bilince çok uzuyor biliyorsunuz. Plan bütçe görüşmelerinin bütçe, ayrı bir günde yapılması. Evet, İSTO'nunkini ayrı bir günde yapılması. Tamam, öyle yapılacak. Peki, teşekkür ediyoruz. Toplantıya katılamayan genel kurul üyelerinin mazeretlerinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. İkinci bileşim 23 Kasım Pazartesi günü saat 18. Teşekkür ediyorum değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Sağ olun.